Yeniçağ TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Dış politikaya dair önemli başlıklarla karşınızdayız. Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesi bugün Hindistan'ın başkentinde başladı. Gelişmeleri konuşacağız. Dış politikaya dair diğer önemli başlıkları da masaya yatıracağız. Ama öncesinde yayın konuğuma dönmek istiyorum. Dış politika analisti Aydın Sezer bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Tabii ki de gündem G20 zirvesi. Hindistan'da yapılan bu zirveden neler bekliyoruz? Öne çıkan başlıklar neler? Sizden deneyelim. Kübra Hanım, G20 zirvesi özellikle Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde Batı'nın hem Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar hem de Çin'e yönelik mesafeli yaklaşımı çerçevesinde çok verimli ya da anlamlı geçmiyor ve geçmeyecek. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle Putin ve Xi Jinping'in katılmıyor olması da zirvenin en önemli özelliği olarak karşımıza çıkıyor bu yıl. Bilindiği gibi G20 ülkeleri, dünya ekonomisini siz de belirttiniz, neredeyse %80'inden fazlasını domine ediyor. Dünya ticaretinin %75'ini bu ülkeler gerçekleştiriyor. 1990'ların sonunda ortaya çıkan Uzak Doğu mali kriziyle başlayan süreçte G7 ya da G8'den G20'ye geçiş süreci yaşanmıştı. O dönem küreselleşme ile ilgili esen rüzgarlar çerçevesinde anlamlı bir adımdı bu. Ancak 2008 krizinden itibaren özellikle gelişmiş ülkelerin korumacı politikalara yönelmesiyle birlikte G20 ülkeleriyle ilgili toplantılar da hem anlamını hem önemini kaybetti. Sembolik bir platform haline geldi. Dolayısıyla bugün bir anlamda bölünmüş diyebileceğimiz dünyada pek önemli etkiler ya da sonuçlar doğuracak bir platform değil. Ben böyle düşünüyorum. Ama diplomatik açıdan ya da siyasi açıdan elbette önemli bir toplantı. Kapitalist sistemin sorunlarına çözüm getirebilecek sonuçlar üretmekten oldukça uzak bir boyutta diye söyleyebiliriz. Şimdi önemli bir de ülke var değil mi? Hindistan aslında yeni yeni ayağa kalkıyor da diyebiliriz. Hindistan'la Çin arasında bir gerginlik var, bir sınır gerginliği var. Aslında bunun gölgesinde de yapılıyor diyebiliriz toplantı. Oradaki gelişmeler nasıl yorumlanabilir hem Hindistan hem de Çin arasındaki? Evet, giderek artan, tırmanan bir Çin-Hindistan rekabeti var. Bu son dönemlerde, son yıllarda giderek daha belirgin hale geldi. Çin'in zirveye devlet başkanı düzeyinde katılmıyor olmasını belki bu gerilim nedeniyle ortaya çıkan bir sonuç olarak değerlendirebiliriz. Fakat işin daha enteresan bir boyutu var. Rusya'nın özellikle Çin-Hindistan rekabetinde Çin'i destekleyen, Çin'e daha fazla yaslandığı iddia edilen özellikle askeri ve teknik işbirliği alanında daha da derinleşen bir işbirliği söz konusu. Dolayısıyla bazı yorumcular bunu Çin-Rusya yakınlaşması çerçevesinde de değerlendirdiler. Ben bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu değerlendirmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak şunun da unutulmaması gerekiyor. Putin BRICS zirvesine de katılmadı. Ülkedeki devam eden hem Ukrayna iç savaşı hem de iç siyasi mücadele çerçevesinde Putin'in yurt dışına çıkmıyor olmasını bu çerçeveden de değerlendirmek lazım. Ancak hem Çin'in hem Rusya'nın nedeni ne olursa olsun bu zirveye başkan düzeyinde iştirak etmiyor olmaları zirvenin daha öncekilere oranla sönük geçtiğini ya da geçeceğinin bir göstergesi. O zaman yeri gelmişken soralım. BRICS ülkeleri de biliyorsunuz geçen hafta özellikle çok konuşuldu. Batı'ya karşı birleşiyor da diyebilir miyiz ya da güç kazanıyor diyebilir miyiz bu ülkeler içinde?
Kübra Hanım, Batı sistemi, Avrupa Birliği, Atlantik ilişkileri, Uzak Doğu'da Japonya, Çin, Avustralya, genel anlamda kapitalizmin içinde bulunduğu iktisadi kriz, bunu tabii ki iletişim teknolojisinin gelişmesine paralel olarak bilgi ekonomisindeki dönüşüm çerçevesinde de değerlendirebiliriz. Gelişme yolundaki ülkeleri ya da güney tabir ettiğimiz ülkeleri Batı sisteminden uzaklaştırıcı sonuçlar da doğurdu. Yani bu sadece siyasi anlamda bir dürtüyle ortaya çıkan bir gelişme değil, ekonominin tabiatı gereği gelişme yolundaki ülkeler kendilerini Batı'dan bir anlamda uzak tutmak zorunda kaldılar. Çünkü Batı çok ciddi korumacı tedbirler uygulamaya başladı. İşte bu noktada Çin'in özellikle iktisadi alanda taşıdığı önem, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargonun hem Çin'e hem de üçüncü ülkelere bir örnek teşkil edecek olması ihtimali, bu ülkeleri BRICS çerçevesinde de bir gruplaşmaya itti. Dediğiniz gibi özellikle BRICS'te Suudi Arabistan'ın, Etiyopya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İran'ın üyelik süreçlerinin belli bir noktaya gelmiş olması da gösteriyor ki Batı sistemiyle yeni oluşan, gelişmekte olan piyasalar arasındaki güç ayrımı ya da güç dengesi bozuluyor. Bunu Ukrayna Savaşı ile ilgili süreçlere de bağlayabiliriz. Evet, dünyada Batı sisteminin özellikle küreselleşme adı altında tabir edilen genişlemeye pek müsaade etmediğini, çevre ülkelerin dışarıya doğru küreselleşmesi istenirken dışarıdan merkez ülkelere yönelik etkileşimin, sorumlulukların, fakirlik, açlık, serbest dolaşım gibi hem işçi bağlamında, insan gücü bağlamında hem mal ve hizmet ürünleri bağlamında bunu söylüyorum. Farklı bir şekilde tezahür ettiği cihette böyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Bence bu daha da derinleşerek devam edecek bundan sonraki süreçte. Peki şimdi G20 zirvesiyle alakalı gelişmeler geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Toplantı hala devam ediyor diyebiliriz. Biz tabii günler öncesine gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lideri Putin'in Soçi'deki görüşmesine. Ankara beklediğini aldı mı bu görüşmeden? Ayrıntıları biliyor muyuz Sayın Sezer? Şimdi ayrıntılar, evet, ayrıntılara vakıfız. Liderlerin yaptığı basın toplantısında söylenenler ve sonuçlara ilişkin gelişmelere bakıldığında Ankara tam olarak ne bekliyordu, ne aldı sorusu tartışmalı bir soru. Ankara herhangi bir başlıkta bu tahıl anlaşması olsun, Türkiye ile Rusya arasındaki finansal ya da mali konularla ilgili gelişmeler olsun, özellikle doğal gaz borçlarının ötelenmesi, daha da ötelenmesi gibi konularda beklediği herhangi bir şeyi alamadı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ancak bu görüşmenin yapılmış olması, Türkiye'nin ve Erdoğan'ın ısrarlı çabaları sonrası sadece görüşmenin yapılmış olması, Türkiye'nin bu anlamda istediğini aldığı şeklinde yorumlanabilir. Ben bir Rusya analisti olarak da zaten bu görüşmeyi sırf gerçekleştiği için önemli buluyorum. Bunu defalarca da belirttim. Erdoğan'ın tahıl koridoruna geri dönüş konusunda etkili olacağı havası ya da iması yapıldı Türk medyasında. Batı medyası da bundan oldukça etkilendi ama görüldüğü üzere Putin bu konudaki kararlı tutumunu devam ettiriyor. Ancak Türkiye farklı bir alanda açılım yapma boyutuna girdi. O da Rusya'nın fakir 6 Afrika ülkesine vaat ettiği ücretsiz, bedelsiz buğdayın Türkiye'de un haline getirilerek gönderilmesi konusundaki önerisine Rusya yeşil ışık yaktı. Bu tabii ki klasik ya da orijinal tahıl anlaşmasının bir alternatifi değil ama bu Türkiye'nin önerisinde Katar'ın finansmanı söz konusu olacak. Katar hem Türkiye'deki işletme giderleri için hem muhtemelen Rusya'dan çok daha ucuza, daha çok miktarda tahıl alımı için devrede olacak. Bu konuda Putin yeşil ışık yaktı. Bunu söyleyebiliriz.
Bugünlerde de bu sürecin başlayacağına dair haberler yer alıyor ama bunu Sahil Koridoru'nun bir alternatif olarak değil de daha çok Rusya ve Katar'ın Türkiye aracılığıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Erdoğan son Zelenski ziyaretinden sonra bir hayli gergin olan Türkiye-Rusya ilişkilerini yumuşatma çabasında, işte bu nedenle de Sinop Nükleer Santrali ile ilgili bir takım konuları gündeme getirdi. Sinop nükleerinde Rusya ile işbirliği halinde yapılacağı ifade edildi. Bu yeni bir konu değildi Kübra'nın. Bu yaklaşık 2 yıldan beri gündemde olan bir konu. Rusya bir şartla bu projeye evet diyor. Finansman modeli Akkuyu ile aynı olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'nin mutlaka bu defa elinin taşın altında olması gereken bir modelle Sinop nükleerde Rusya ile yapılabilir. Bu teknik olarak mümkün. Görüşmeler de bunu gösteriyor. Zaten işin enteresan tarafı Sinop nükleerle ilgilenen başka bir ülkede yok. Hatırlanacağı üzere önce Japonya, sonra Fransa projeden çekilmişler. Peki şimdi Sayın Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in Şam üzerindeki etkisini kullanıp Esad ile normalleşme sürecini açmasını bekliyordu diyebilir miyiz bu noktada? Eğer böyleyse bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Sayın Putin basın toplantısında şöyle bir cümle sarf etti. Suriye'nin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerekir. Ya bu bir nevi Türkiye'nin aslında askerlerini çekmesi gerekiyor demesine çıkabilir. Bu noktada Erdoğan'ın beklediğini alamadığını söyleyebilir miyiz? Kübra Hanım, öncelikle bu detaylı soru için çok teşekkür ediyorum. Çünkü tam noktası noktasına doğru bir şekilde bir anlamda yorum yaparak soru sordunuz. Seçim sürecinde Erdoğan Esad'la tokalaşmayı çok arz ediyordu. Putin'in aracılığına ihtiyacımız vardı. Hatta Dışişleri Bakanları dahi seçimlerden bir hafta önce görüşmüşlerdi. Fakat Esad müzakere başlangıcında, yani geçtiğimiz Aralık ayında Savunma Bakanları toplantısından bugüne kadar pozisyonunda hiçbir esnemede bulunmadı, esneme yapmadı. TSK'nın bulunduğu bölgelerden çekilmesi ön şartıyla sürecin devam edeceğini söylüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Erdoğan'la neden bir araya geleyim, oturup işte çay kahve mi içeceğiz gibisinden bir açıklama dahi yaptı. İşte diplomatik olmayan bir lisanla. Şimdi evet, Rusya'nın Esad üzerindeki baskısını Erdoğan bir araç olarak ya da bir manevra kabiliyet olarak görüyordu. Ancak son aylarda, özellikle son 6 ayda Esad'ın yanında İran ağırlığını masaya koydu. Rusya İran faktörünü artık Suriye'de göz ardı edemiyor. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile İran arasında askeri alanda stratejik işbirliği söz konusu. Yani sözü daha fazla geçer hale geldi. Dolayısıyla Rusya TSK'nın çekilmesiyle ilgili en azından bir takvimin masada olması gerektiğini söylüyor. Son Haziran ayında Astana'da yapılan zirvede de Rusya hazırladığı barış planını hem Türkiye'ye hem Suriye'ye sundu. Ama bu konuda da somut bir gelişme kaydedilemedi. Dolayısıyla Putin'in sizin de belirttiğiniz açıklamaları tam anlamıyla o şekilde oldu. Erdoğan da dönüş yolunda gazetecilere Esad süreci tribünlerden izliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ben bunu talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Maalesef bunu söylemek durumundayım. Çünkü müzakere masasında karşılıklı al-ver ilişkisi çerçevesinde süreç ilerler. Esad'ın burada esnemediğini net olarak söyleyebiliriz. Yani işimiz çok zor. Çünkü Suriye'de bulunduğumuz her noktada farklı bir muhatapla, dış muhatapla ve farklı yerel grup ya da kişilerle, bunun içinde PKK da var, cihatçı teröristler denilen gruplar da var. Bizim bir zamanlar ÖSED ödediğimiz Suriye Milli Ordusu da var. Yerel Arap aşiretler de var. Dolayısıyla işimiz gerçekten çok zor ama bu hale gelmesine en büyük katkıyı ve desteği de kendimizin sağladığını, Türkiye'nin neden olduğunu da söylememiz gerekiyor. Açık bir yüreklilikle söylememiz gerekiyor.
Evet, Suriye de şu anda karışık bir durumda. Özellikle kuzeyi. Şimdi 2 Eylül'de Deir-ez-Zor'daki bazı Arap aşiretler ve özü PKK olan ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin yapıyı genişletmesiyle Suriye Demokratik güçleri adını alan PYD yapılanmasına karşı silah kaldırmış durumda. Şimdi bu aşiretlerin çatışmasını nasıl yorumlamalıyız? Bu çatışmalar nereye evrilebilir? En önemlisi de o. Ve tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Türkiye bu çatışmalara nasıl yaklaşıyor? Onu da soralım. Şimdi Kübra, bu çatışmaların Arap aşiretlerle SGD, YPG ve işte PKK'nın uzantısı gruplar arasında gerçekleşiyor olduğu şeklinde bir analiz ya da yorum bizi hatalı sonuçlara ulaştırır. Öncelikle bunun altını çizelim. Zira SGD bölgede Kürt varlığı olmadığı için bazı Arap aşiretleri üzerinden varlığını sürdürüyordu. Bir defa bunun altını çizelim. O aşiretlerin çoğu özellikle El Hakim'in kişiliğinde sembolleştiği şekliyle zaten YPG ile dolaylı olarak ABD ile işbirliği halindeki gruplardı. Fakat YPG'nin, SGD'nin bu kişiyi görevden almasıyla birlikte başlayan süreçte özellikle petrol paylaşımı nedeniyle Arap aşiretleriyle YPG arasında bir savaş başladı. Bu doğru. Ama bu süreçte örneğin rejim SGD'ye karşı bazı Arap aşiretlerini desteklerken ABD sessiz kalmayı tercih ederken Türkiye kendi uzantılarıyla Arap aşiretlere destek vermeye çalışırken mesela kuzeyde Münbiç'te, Münbiç civarında rejimle SGD birlikte Türkiye'nin uzantısı gruplara karşı savaş yolunu tercih ettiler. Dolayısıyla ortalık berrak değil. Tüm aktörler farklı bölgelerde farklı nedenlerle ya birbirleriyle işbirliği yapıyorlar ya da birbirlerine karşı savaşıyorlar. Burada kritik ve önemli olan ABD'nin bu süreci başlangıçta izlemiş olması. Baktı ki rejim yerel aşiretler üzerinden SGD'yi bölgeden atmaya çaba sarf ederek bu yönde bir strateji izliyor. Dolayısıyla bu aşiretlerle SGD'yi barıştırma konumuna ya da sürecine girdi. İşte, yanılmıyorsam Mazlum Abdi'nin de Arap liderlerle temas ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradaki güç mücadelesi bölgedeki ideolojik ya da siyasi gerekçelerin ötesinde bölgedeki iktisadi varlıklara ve petrol kaynaklarına sahip olma hakimiyeti. Dolayısıyla rejim de bu işin bir tarafından bir ucundan tutuyor. Ama şunu söylemekte yarar var. SGD'yi bölgede terörist olarak değil de ayrılıkçı bir güç olarak suçlayan bir Astana süreci var. Yani bir Rusya ve bir İran'dan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla SGD ile rejimi yaklaştırma çabaları, Rusya'nın bu yöndeki çabalarının yara aldığını da söylemek mümkün. Ama SGD'nin de bundan dersler çıkartacağını vurgulayabiliriz. Evet, Sayın Sezer, bölgedeki durumu çok net bir şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, kapanışa doğru gidelim. Yeni Çağ TV ekranlarından dış politikaya dair önemli başlıkları konuştuk. Bizler yayında kalmaya ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.